Şimdi sırada EYT düzenlemesi var. Onun için de gözler meclise çevrilmiş durumda. Teklif meclise geldikten sonra detayları netleşecek. Yaş şartı olmayacak o kesin. Ama bir takım soru işaretleri de var hala. Mesela prim gün sayısı şartı ne olacak? SSK Bağkur arasındaki prim gün sayısı eşitlenecek mi? İşte bu noktalarda önergelerle yeni düzenlemeler eklenebilir. Bu arada çalışmaya devam etmek isteyen EYT'lilerin de dikkat etmesi gerekenler var. İşte detaylar. EYT ile ilgili şu an için net olan kesin bir şey varsa o da yaş şartının olmayacak. Ama prim gün sayısı ne olacak henüz net değil. Gözler meclise sunulacak kanun teklifinde. SSK'lıların ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre değişen prim ödeme gün sayıları söz konusuydu. Yani 5000 ile başlayan 5975'e kadar uzayan bir skala vardı. Bu skalanın hangisi geçerli olacak? Hiç mi geçerli olmayacak? Herkes için 5000 gün yeterli mi olacak? Bunu şu an için bilmiyoruz. SSK emeklisi olmak için istenen prim gün şartı en fazla 5.975'e kadar çıkarken Bağkurlu erkek çalışan için 9.000. Bu farklılık nedeniyle pek çok Bağkurlu şu an SSK'lı olsaydım diye düşünmeye başladı. Esnaf bu farklılığın ortadan kalkması için Cumhurbaşkanı'na mektup bile yazdı. Ayrıca 17 Ağustos depremi nedeniyle 8 Eylül 99 öncesi işe başlasa bile SSK girişi yapılamayanlar var. Onların gözü de mecliste. Bu kişilerin bu durumlarını yazılı delille ortaya koymaları halinde sigorta girişlerinin geriye dönük yapılabilmesi için de bir düzenleme mecliste önergeyle sağlanabilir ve kendilerini staj mağduru olarak tanımlayanların durumu. Sayın Bakan bunun aslında net bir şekilde kapsamda olmadığını söyledi. Yalnızca EYT için bir düzenlemenin yapılacak olması da sosyal güvenlik sisteminde karışıklığa neden olur. EYT yasalaşınca 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik kapısı aralanacak. Ancak işverenlerin aklında bir soru işareti var. İleride işçinin hem EYT öncesi hem EYT sonrası süresinin birlikte değerlendirerek kıdem tazminatının bütün süre üzerinden ödenmesi gibi bir risk var. Yani ileride bir Hak mahurumiyeti davasıyla karşılaşmak istemiyor işverenler. Bu nedenle EYT ile emekli olacak çalışanlarını yeniden işe almak için bir, bir buçuk ay beklemeyi düşünüyor. SGK'dan aylık bağlatabilir yazısı isteyebilirler. Ve işçiden de açık açık kendi el yazısıyla istifam, istifa ediyorum ve kıdem tazminatı talep ediyorum yazısını alırlarsa herhangi bir boşluk bırakmalarına gerek yok. Hukuken bir sorunla karşılaşmayacaklardır.